Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli Müslümanlar. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i insanların en güzeli olarak yaratmış ve alemlere rahmet olarak göndermiştir. Biz Müslümanlar onun ahlakıyla ahlaklanmak, onun sünnetine ittiba etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü onun hayatı Kur'an'dır. Onun yaşantısı Kur'an'ın en güzel, en sağlam tefsiridir. Onu tanımadan, onu anlamadan Kur'an'ı tanımak, Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. Ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel yaşantısını, onun hadis-i şeriflerini bizlere aktarmak için nice nice fedakarlıklar yapmışlar. Ecdadımız, o salih alimlerimiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini derc etmekte, bir araya getirmekte destani fedakarlıklar göstermişlerdir. Öyleyse biz Müslümanlar da onun hayatını öğrenmek, ahlakıyla ahlaklanmak, sünnetine tabi olarak güzel bir hayat yaşamak durumundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini öğrenmekle yetinmeyeceğiz. Onunla amel edeceğiz. Onunla da yetinmeyeceğiz, başkalarına da öğreteceğiz. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim benden 40 hadis-i şerifi ezberler, başkalarına naklederse ona kıyamet gününde şefaatçi ve şahit olurum buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte de her kim 40 hadisi ezberler ve ümmetime naklederse o alimler zümresinden yazılır ve şehitlerle haşrolur. Başka bir hadis-i şerifte de her kim 40 hadis-i şerifi ezberler, ümmetime nakleder ise cennetin istediği kapısından gir denilir. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu müjdelere nail olmak için değerli Müslümanlar, sizler için Kütüb-i Sitte'den 40 hadis-i şerif seçtik. Bu hadis-i şerifleri ezberleyelim, mucibince, gereğince amel edelim ve başka Müslümanlara da öğretmeye çalışalım. Değerli dinleyiciler, hadis-i şerifleri ezberleyecek, amel edeceğiz. Ahlakla ilgili, faziletle ilgili, güzel amellerle ilgili hadis-i şerifler. Ve fakat ahkam ile ilgili olan hadis-i şerifler hakkında asla ve asla hüküm çıkarıcı, içtihat edici tavırlara girmeyeceğiz. Çünkü bu ancak ve ancak müştehitlerin yapması gereken iştir. Bizlere düşen öğrenmek ve amel etmek. Maalesef zamanımızda bir kısım insanlar bu yanlışı yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in mealine bakarak, hadis-i şeriflerin mealine bakarak kendilerince hüküm çıkarıyorlar. Hatta içtihat yapıyorlar. Hem kendileri yanılıyor, hem de etrafındaki insanları yanıltıyorlar. Onun için bu hususa çok dikkat etmemiz lazım. Değerli Müslümanlar, Kütüb-i Sitte'den seçmiş olduğumuz bu 40 hadisi şeriften alacağımız mesajları hep beraber bu sohbetimizde görmeye ve ondan kendimiz için hisseler çıkarmaya çalışacağız. İlk hadisimiz firaset ile ilgilidir. Çünkü mümin firasetli olması lazım. Basiretli olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Sa'idil Hudri radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İtteku firasetel mümin fe innehu yenzuru bi nurillah sümme kara inne fî zâlike le âyâtil lil mütevessimîn.
Mali şöyledir. Müminin firasetinden sakınınız. Çünkü Allah'ın nuru ile bakar. Buyurdu ve sonra da işte bunda düşünen firasetli kişiler için ibretler vardır ayet-i kerimesini okudu. Değerli Müslümanlar, firaset anlamak, bilmek ve idrak etmek manalarına gelir. Bir Müslüman düşünür. Allah'ın nuru ile bakıyor. Onun için bir karanlık kalır mı? Onun için bir bulanıklık kalır mı? Allah'ın nuru ile bakan bir insanın meselelere yaklaşımını düşünür. O insan o meselelerin hakikatini, perde arkasını görmez mi? Elbette Allah'ın nuru ile bakan insan için her şey ayan beyan gözükür. Yeter ki biz o firaseti, o basireti elde edelim. Elbette ki firaset ve basiret sahibi olmak için öncelikle yapmamız gerekenler var. Onlar Allah Celle Celaluhu'nun emrettiklerine tam ittiba etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine tam ittiba etmek, yani hayatımıza yansıtmak. Diğer bir ifadeyle hayatımızı Kur'anlaştırmak, hayatımızı sünnetleştirmek gerekir. Değerli Müslümanlar, bizler Müslümanlar olarak Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirirsek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini yerine getirirsek, hayatımıza yansıtırsak, göreceğiz, idrakimiz açılacak. Kalp gözümüz açılacak. Kalp kulağımız açılacak. Ve kitaplardan okumadığımız, sohbetlerde dinlemediğimiz birçok hakikatler kalbimize ilham olmayacaktır. Ve biz bir başka aleme nazar etmeye başlayacağız. Başkalarının göremediğini, duyamadığını, idrak edemediğini idrak etmeye, anlamaya çalışacağız. Değerli Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu bizleri kendisine kul olmamız, kendisine ibadet etmemiz için yarattı. Öyleyse bu idrak içinde bulunursak, Allah'ın kitabını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini öğrenir, hayatımıza tatbik edersek, muhakkak ehli hikmetten olacağız. Firaset sahibi, basiret sahibi olacağız. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir kul bildikleriyle amel ederse, bilmediklerini de Allah Celle ona öğretiyor. Böylece insanın muallimi Allah Celle Celaluhu olur. Bir kulun muallimi, öğretmeni Allah olursa, bir kul Allah Celle Celaluhu'nun talebesi olursa, artık bu insanın durumunu düşünelim. Düşünelim ve ona göre hareket edelim. Değerli Müslümanlar, Cafer-i Sadık talebesi Numan bin Sabit'e diyor ki, akıl nedir? O zaman yaşı küçük olan Cafer-i Sadık'a talebelik yapan İmam-ı Azam, akıl hayırla şerri birbirinden ayıran bir melekedir. Cafer-i Sadık bunu atlar da anlar. Çünkü sahibi kırbaçla varırsa huysuzlaşır, bir yemle varırsa oynaşır. Bunun üzerine İmam-ı Azam'ın aklı hapt oluyor. Peki efendim, aklı, aklı selim nedir siz? Evet, akıl odur. Aklı selim odur ki, İki hayır bir araya geldiğinde insan hangisinin daha hayırlı olduğunu idrak etmelidir. İşte o idrak aklı selimdir. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere aklı selim ihsan etsin, firaset ihsan etsin, basiret ihsan etsin ve bizleri hakikati gören, hakikati anlayan gerçek Müslümanlardan eylesin. Değerli Müslümanlar.